Yusuf Kaplan. 92 yaşındaki alim Karadavi'yi terörist ilan etmek için çıldırmış olmak gerek. 92 yaşında bir alim hala diri, hala koşturuyor. O ülkesinin bu televizyon benim diyerek. İslam dünyasının en saygın isimlerinden biri, Arap dünyasındaki kralların otoritelerinden daha fazla otoriteye ve güce sahip Karadavi. O yüzden çok korkuyor batılı kralların soytarıları olan diktatörler. Dünyanın çivisi çıktı. Osmanlı 3 kıtada 5 asır barış yurdu inşa etti. Osmanlı bitirildi. Dünyadan ruh çekildi. Batılılar dünyayı bir asırda cehenneme çevirdi. Batılı emperyalistler bütün güçleriyle, bütün vahşilikleriyle İslam dünyasına çullanıyorlar. Uzaktan kumanda ettikleri diktatörlerle İslam dünyasında İslam'ın kökünü kazıma konusunda sihirli küreye el basarak ortaklaşa yemin ediyorlar. Daha önce de dikkat çekmiştim. İslam dünyası iki asırdır işgal altında. Batılıların kölesi bağımsız değil o yüzden. Böylesi bir ortamda iki asırdır ikinci büyük medeniyet krizini yaşadığımız bu en zor zamanda Müslümanların varlığını koruyabilmelerini devletlere değil İslami hareketlere borçluyuz burası çok önemli. Müslümanları ayakta ve diri tutan Müslüman devletler yok. İslami hareketler, cemaatler, oluşumlar var yalnızca. Batılılar uzaktan kumandayla kontrol ettikleri diktatörlerle, Müslüman toplumları toplayan, ayakta tutan ve yeniden Müslüman devletler kurulmasının zeminini oluşturan İslami hareketleri ve liderlerini yok etmeye karardı. Eğer ihvan çökertilirse İslam çok büyük darbe yer sadece Mısır'da değil bütün Arap dünyasında. Arap dünyasından ihvanı çekip çıkarın İslam diye bir şey kalmaz uyarıyorum. Bütün İslami hareketlerin, cemaatlerin, STK'ların birbirleriyle irtibatlarını kesecekler. Mazlum Müslüman kitlelerin yegane koruyucusu, kollayıcısı İslami hareketleri ve cemaatleri bitirecekler. Kitleleri açlığa, susuzluğa mahkum edecekler. Kudurdu bu batılılar da, kuklaları soytarı adamları da. Musul ölüyor usul usul birkaç gündür. İlaç yok, ekmek yok, süt yok. Kedi eti yemeye başlamışlar zorunluluktan ve bir kilo kedi eti 30 dolara satılıyor. Musul'daki bir adamın bir haftalık geçim masrafı 30 dolar. Gerisini siz düşünün artık. Önce Müslüman şehirleri öldürdüler, harabelere çevirdiler. Şimdi de bütün Müslüman cemaatlerin, oluşumların, hayır kurumlarının kökünü kazımaya çalışarak Müslüman kitleleri ölüme terk ediyorlar. Müslümanların Yusuf el Karadavi gibi en saygın adamlarını teröre hiçbir şekilde bulaşmamış ihvan gibi hareketleri terörist ilan ediyorlar. Yusuf el Karadavi'yi terörist ilan edenler hayduttur, kudurmuştur. 92 yaşındaki alim Karadavi'yi terörist ilan etmek için çıldırmış olmak gerek. Türkiye bizi en zor zamanımızda yalnız bırakmayan Katar'ı yalnız bırakamaz ve aç kurtlara yediremez. Türkiye'nin dik durması ama dikkatli olması gerekiyor. Yaşananları nasıl hedefi Türkiye'dir? Türkiye'yi bir savaşa sokup parçalamak ve kaosa sürüklemektir. O yüzden teyakkuzu elden bırakamayız. Türkiye'nin Katar'a yapacağı en önemli iyilik krizde aktif ara buluculuk yapmasıdır. Savaşa yol açabilecek herhangi bir kıvılcım bölge içinde dünya içinde kıyamet demektir. Tekrar tekrar hatırlatacağım. Türkiye bir Birinci Dünya Savaşı'na tuzağa düşürülerek itildi ve koskoca devleti kaybettik bu sürecin sonunda. Dik duracağız, dikkatli olacağız, teyakkuzu elden bırakmayacağız vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak